Teknosafari'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle PUBG, Counter-Strike GO, Apex Legends, League of Legends gibi oyunlarda yardımcı olacak, düşmanlarınızı yenmede size destek olacak HyperX'in oyuncu ekipmanlarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. İnceleyeceğimiz ilk ürün HyperX'in Pulsefire Core adlı modeli. Bu mouse tak çalışır yapısıyla dikkat çekiyor. Core'un tasarımı konfor temel alarak şekillenmiş. Farede tasarım açısından çok gösterişli bir şey yok. Kaydırma tekerleğinde RGB logo yok. Yalnız HyperX logosunu vurgulamak için RGB renk kullanılmış. Yan taraflarda da tutuşunuzu kuvvetlendiren bir çift lastik şerit bulunuyor. Sağ elini kullanan biri olarak fareden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ancak sol elini kullananlar için aynı durum söz konusu değil. Çünkü sağa göre tasarlanmış bir mouse bu. Avuç içi ve pençe tutuşları için uygun bir mouse. DPI anahtarına yanlışlıkla çarpma veya dokunma gibi ihtimaliniz olmadığından bence yerleşimi mükemmel bir yerde. Diğer modellerde olduğu gibi bunda DPI tuşların üzerinde herhangi bir RGB LED yok. Fareyi hem bilgisayar masamın ahşap yüzeyinde yani burada hem de bir mouse oyuncu pedinde test ettim. İkisinde de oldukça başarılı. 1.8 metrelik kabloda kırmızı vurgular yok. Düz siyah örgü bir kablo ile geliyor. Bu arada farenin kablolu olması oyuncular için çok daha iyi. Çünkü kablosuz bir mouse kullanırken pil seviyeniz düştüğünde mouse'un tepki süresi de düşüyor. Bu da oyun zevkinizi bölebiliyor. Bence kablolu olması çok daha iyi. Mouse'u kullanırken bana fazla hafif geldi açıkçası. Rakipleri gibi isteğe bağlı ağırlık takılamıyor altında. Herhangi bir kapak yok, açılamıyor. Keşke takılabilseymiş çünkü bazı oyuncular daha ağır bir deneyim tercih edebilir. Tabii ki bu tercih meselesi. Performansına gelirsek farenin üzerinde yer alan tuşların hepsi basıldığında çabuk yanıt veriyor. Herhangi bir gecikme yok. Fare birinci şahıs nişancı oyunları için tasarlanmış gibi görünse de aslında tüm oyun türlerinde iyi çalışıyor ve bu oyun türlerinde kullanabiliyorsunuz bu mouse'u. 3 farklı DPI ön ayarıyla geliyor mouse. Oyun stilinize göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. En yüksek ön ayar özellikle oyun oynarken hedefe karşı oldukça hassas. Tabi bu oyun kişisel yeteneğe ve tercihe göre değişiklik gösterebilir. Ancak Counter-Strike GO'da rahatlıkla 600-800 DPI aralığında oynayabiliyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun çoğu profesyonel oyuncu için bile 3200 DPI bence yüksek. Yazılım eksikliği göz önüne alındığında DPI'ye ince ayar yapamıyorsunuz. Ancak daha düşük ön ayarlar işinizi görecektir. Sonuca bağlayacak olursak bu mouse'u oldukça basit bir tasarıma sahip, değiştirilebilir ağırlıklar veya onlarca düğmesi yok. En büyük zaafı herhangi bir düğmeyi veya ışığı özelleştirebilmeniz için gereken yazılıma sahip olmaması. Zaten bir tane de burada şey var, ışığı var, RGB, o da değişiyor. İyi tasarlanmış ve karmaşık yapıda olmayan bir oyuncu faresi arıyorsanız HyperX Pulsefire Core'a göz atabilirsiniz. Fiyatına gelecek olursak piyasada yaklaşık 180 TL'ye bu mouse bulunabiliyor. İkinci ürünümüz ise o da hemen burada, HyperX Alloy FPS RGB Silver Speed klavye. Bu klavye tasarımda Alloy FPS'e benziyor. Oldukça kompakt ve kullanılan çelik çerçeveler sayesinde sağlam. Masanızda mouse ve mousepad'inize epey yarışıyor. Çok büyük bir klavye değil. Ben tepeden açtığım için şu an büyük görünebilir ama öyle değil. Öte yandan bilek desteği ve özel medya anahtarları bu klavyede ne yazık ki yok. Bilek desteği olaymış, güzel olabilirmiş. Yazı yazarken özellikle. Güç kablosu çıkarılabiliyor. Hemen burada şöyle göstereyim size. Güç kablosu buradan çıkartılabiliyor. Klavyeyi sık sık taşımayı planlıyorsanız bu özellik epey işinize yarayacak. Klavyenin arka kısmında USB şarj girişi de var. Bak o da hemen burada. Şunu göstereyim size. O da hemen burada USB şarj girişi. Ancak bununla cep telefonları gibi cihazları şarj edebilirsiniz. Farenizi bilgisayarınıza bağlamak veya veri transferi için bunu kullanamıyorsunuz. Cherry MX yerine HyperX burada Kale Silver Speed anahtarlar kullanmış. Silver anahtarlar Cherry Red, Brown veya Blue gibi günlük işler için pek rahat değil. Bunlar oyun için tasarlanmış anahtarlar arkadaşlar. Kale anahtarlar iyi ama gerçekte Cherry'den biraz daha sertler. RGB LED'ler için 5 farklı parlaklık seviyesi seçeneğiniz var. Göz zevkinize göre tercih yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Alloy FPS RGB HyperX Ingenuity yazılımıyla çalışıyor. Yazılım onu çalıştırdıktan sonra çok işe yarıyor. Tabii bunu başarabilirseniz. Çünkü program durduk yere çökebiliyor ya da hiç açılmıyor. Bu büyük bir problem. Uygulama açıldıktan sonra farklı aydınlatma profilleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Doğrudan klavyenin dahili hafızasına kaydedilebilen 3 özel aydınlatma profili var. Böylece aydınlatma profillerini ve makro ayarlarını farklı cihazlarda da kullanabilirsiniz. Oyun söz konusu olduğunda Alloy FPS RGB gerçekten
gerçekten iyi performans sergiliyor. Klavyeyi Counter Strike Go, PUBG, Forza gibi oyunları denedim ve her oyunda oldukça memnun kaldım. Aloy FPS RGB'de sol alt köşede yer alan Windows tuşunu oyun oynarken kapatabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken FN ve F12 tuşlarına basmanız. Sonuca bağlayacak olursam bu klavyeyi, Aloy FPS RGB oyunların çoğunda iyi performans sergiliyor ve tam boyutlu bir RGB mekanik klavye için beklediğinizden daha az maliyetli. Kale Silver anahtarlar oldukça hassas ama bunlar için yine de pek heyecanlanmayın. Oyun oynamak için harikalar ama yazı yazmak için başka seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bunların haricinde yazılımın da geliştirilmesi gerekiyor. Fiyatına gelecek olursak bu klavyeyi piyasada yaklaşık 680 TL'ye bulabiliyorsunuz. Üçüncü ve son ürünümüz ise Cloud Alpha kulaklık. HyperX'in Cloud ve Cloud 2 oyun kulaklıklarını biliyorsanız Alpha size oldukça tanıdık gelecek. Tabii ki de geliştirmeler yapılmış burada. Kırmızı delikli alüminyum çatalların yanı sıra dış taraftaki fırçalanmış metal malzemeler oldukça güzel görünüyor. Alpha'nın mikrofonunu müzik dinlerken veya tek kişilik oyun oynarken çıkartabiliyorsunuz. Mikrofon hemen şuraya takılıyor. Onu da gösterelim. Burada da zaten 3.5 mm girişi var. Aynı işlemi kulaklıklı mikrofon setini seyahatleriniz için paketlediğinizde 3.5 mm kabloya da uygulayabilirsiniz. Hatta onun kablosu burada. Aynen bu şekilde böyle takıp çıkartabilirsiniz istediğiniz zaman. Sahte deri kablo sürücüleri kullanırken büyük bir sorun yaşamadım. Deri ısıyı daha iyi tuttuğundan bir süre sonra kulaklarınız terleyebilir. O yüzden uzun oyun oturumlarında mikrofiber sürücüler daha kullanışlı. 50 mm sürücüler ve kafa bandının yastıkları daha kalın süngerli köpüklerle doldurulmuş. Oldukça rahatlar. Bu uzun oyun oturumlarında size rahatlık anlamında yardımcı oluyor. Kulaklıkla ilgili bazı şikayetlerim de var. Yok değil. Her ne kadar Alpha'nın kafa bandı rahat ve manuel olarak ayarlanabilse de SteelSeries, Arctix veya HyperX'in kendi Cloud Revolver'ındaki gibi otomatik olarak ayarlanabilen kafa bandı kadar iyi değil. Alpha'nın sürücüleri de oldukça yumuşak ancak önceki modellere göre biraz daha sıkılar. Bu sıkı oturuş zaman zaman kulaklarımın ısınmasına ve terlemesine yol açtı. Eğer olur da alırsanız bunlara dikkat edin. Cloud Alpha'nın ses profili onu kendi segmentinin en iyi oyun kulaklıklarından biri haline getiriyor. Müzik söz konusu olduğunda Alpha oyunlardaki kadar ne yazık ki iyi değil. Biraz yapaylık hissedebilirsiniz. Eğer sürekli müzik dinleyeceğiniz bir oyun kulaklığı istiyorsanız Logitech 433'ten daha fazla keyif alabileceğinizi söyleyebilirim. Kafanız ile oluşturduğu yapı sayesinde mühür gibi zaten kafanıza mühürleniyor. Cloud Alpha her iki yönde de dışarı ses sızıntısı yapmıyor. Hareket halindeyken bu kulaklığı kullanacaksınız. Sizi kalabalıktan izole edeceği için çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkat edin. Cloud Alpha'nın mikrofonu ses kayıtları veya Twitch akışlarında oldukça iş çıkarıyor. Arkadaşlarınızla sohbet etmek veya hızlı bir yayın akışı oluşturmak için işinizi görse de yüksek kaliteli podcast yayınlamayı pek beklemeyin bu kulaklıkla. Kulaklık PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, telefonlar, tabletler ve VR sistemleri de dahil olmak üzere 3.5 mm ses girişi olan her cihaza kullanılabiliyor. Cloud Alpha kendi fiyat segmentine göre oldukça iyi bir kulaklık. Sağlam tasarım içerisinde üst düzey ses sunuyor ve oldukça rahatlar. Mikrofonun çok iyi olmasa da Alpha'nın genel performansı orta seviye kulaklık pazarında ciddi bir rekabetin fitilini ateşliyor. Sonuç olarak iyi ses kalitesi sunan şık bir kulaklık arıyorum diyorsanız HyperX'in Cloud Alpha modeline bakabilirsiniz. Fiyatına gelecek olursak yaklaşık 735 TL'ye bu kulaklığı bulabiliyorsunuz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu ekipmanlar oyun oynarken sizin işinize epey yarayacaktır. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.